Evet, Taşan Dağı'ndayız ve Pleasant Hill'deyiz. Şu anda yamaç paraşütü yapan ekiplerle bir aradayız. Sizleri teker teker tanıyabilir miyiz? Sizden başlayalım. Adım Soner, Soner Karaman. Nereden geliyorsunuz? Ordu'dan geliyorum. Bir Ordu kulübe Yamaç bağlısınız. Paraşütü Spor Kulübü'nü temsil ediyorum. Arkadaşlarla, dostlarla uzun yıllardan beri tanışıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. Aynı zamanda da öğretmenim. Güzel bir ortam. Yani uçmak bahane, sohbet şahane diye geliyoruz aslında. Güzel de bir havada geldik. İnşallah güzel uçuşlar da gerçekleştireceğiz. Teşekkürler. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Sedat Kurt. Samsun'dan Samsun Yamaç Paraşütü Spor Kulübü olarak yaklaşık 20 pilot buraya geldik. Sağ olsun federasyon il temsilcimiz ve kulüp başkanımız Rıdvan burada Merzifon'da bizi ağırladı. Ben aynı zamanda Hava Sporları Federasyonu Sağlık Kurulu üyesiyim. Buradan çeşitli illerden gelen arkadaşlarımızla güzel bir uçuş gerçekleştirmek için geldik. Merzifon Belediyesi'nde bu tesisi bize açıp bizi burada ağırladığı için Alp Kargıl Bey başta olmak üzere bütün belediye çalışanlarına, bekçisine kadar teşekkür ederiz. Güzel bir uçuş gerçekleştireceğiz inşallah. Havanın yumuşamasını bekliyoruz. Çorum ve Amasya'dan gelen pilot arkadaşlarımız da yarın bizlere katılacak. Yaklaşık 30-35 pilot yarın çok güzel bir uçuş gerçekleştireceğiz. Teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyabilir miyiz? Merzifon Derin Yamaç Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Gündüz. Aynı zamanda Amasya İl Havacılık Federasyon temsilcisiyim. Derin Yamaç Spor Kulübü olarak Merzifon Belediyesi bünyesinde 2010'dan bu tarafa faaliyet göstermekteyiz. Ordu, Samsun, Trabzon, Ankara, Çorum'dan gelen yaklaşık 50 tane sporcu arkadaşla güzel uçuşlar gerçekleştirmek üzere toplandık. Buradan Alp Başkanımıza da sonsuz teşekkürler sunuyoruz. Bize böyle bir imkan sağladığı için teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, Murat ben. Murat Günher. Trabzon'dan geliyorum. Buraya en uzak mesafeden hemen geldim. Gece çıktım, sabah buradaydım. Uyuduk geldik inşallah. Yaklaşık 60 santim kar var. Çok hoş bir ortam. Buraya ilk kez geliyorum. Trabzon Havacılık Kulübü adında buradayım. Tek başımayım. Şimdilik ayaktayım. İnşallah yarın güzel uçuşlar yapacağız. Rıdvan Başkanıma, Mustafa Başkanıma çok teşekkür ediyorum bu davetleri için. Yarın inşallah güzel uçuşlar yapıp programı tamamlayacağız. Sağ olun, teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Kadir Kaya. Ankara'dan geliyorum. Rüzgar Havacılık Kulübü adına. Daha önce de etkinliklere katıldık. Buradaki ortam biliyorum. Yani çok güzel. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı bize verdiği için. Mersin'de uçmak gerçekten çok zevkli. Yazın da kışın da. Yani başkanımıza bize verdikleri imkanlar için teşekkür ediyoruz. Ekip olarak da çok güzel bir ortam var. Herkesi buraya gelmeye davet ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Neden Merzifon? Evet, yamaç paraşütü için Merzifon'un istisna bir tarafı var. Kış dönemlerinde başka bölgelerde uçuş yapamıyoruz. Güney rüzgarlarına uygun bölgedeki tek yer Merzifon. Ve kış dönemlerinde bütün yamaç paraşütçileri Merzifon'da kullanıyoruz. Merzifon'da uçuyoruz. Bize ikinci bir seçeneğimiz pek olmuyor. İstisnası buradan kaynaklanıyor. Teşekkür ederiz. Şunu belirtelim. Biz Samsun'da ve Karadeniz'de, Ordu, Trabzon, Giresun illerinde yazın kuzey rüzgarlara hakim. Yazın orada çok güzel uçuşlar gerçekleştirebiliyoruz ama özellikle kışın bu mevsimde karın ve doğanın güzelliğini burada hissederken aynı zamanda güney rüzgarlarında bu tepenin hakim konumu itibariyle güney rüzgarlarında çok güzel uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Zaten arkadaşlarımız da ev sahipliği sayesinde buraya gelmek bizim için ayrı bir zevk oluyor. Bu yüzden özellikle kış aylarında çok daha fazla tercih ediyoruz. Yazın da havanın müsait olduğu tarihlerde gelip birlikte uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda onlar da Ordu'ya, Samsun'a ve diğer illere hep birlikte toplu etkinlikler, toplu uçuşlarla güzel oluyor. Hep birlikte güzel etkinlikler Peki gerçekleştirebiliyoruz. Merzifon Belediyesi olarak biz geçen sene bir yamaç paraşütü festivali yaptık. Bu gibi etkinliklerin çevrede artmasını istiyor musunuz? Ya da bununla ilgili düşünceleriniz neler? Bir de yamaç paraşütü deyince insanların aklına böyle havada güvensiz bir şey geliyor. Genelde bir korku var. İşte her an düşebilir, nasıl oluyor falan diye. Biraz bilgilendirir misiniz? Yamaç paraşütü nedir? Havada yani nasıl bir serüven? Bunu bize anlatabilir misiniz acaba? Çok geniş bir konu. Şöyle söyleyeyim, yamaç paraşütünü herkes yapmak istiyor, herkes uçmak istiyor. Ancak herkes
başlayamıyor. Çünkü bir eğitim olması gerekiyor. Bu eğitim de meşakkatli bir süreç. Eğer bu süreci çok sağlıklı bir şekilde geçerseniz önünüz açık. Tehlikeli mi? Tabii ki her sporda olduğu gibi veyahut da hayatın tehlikesi kadar, trafikte araç kullanmak kadar bir tehlikesi mevcut. Ancak kurallar içerisinde ve meteorolojiye uygun bir şekilde sınırlarınızı da bilerek uçuş gerçekleştirirseniz gayet güvenli ve keyifli uçuşlar gerçekleştirebilirsiniz. O nedenle ben bu sporu herkesin yapabileceğini, yani yürüyebilen, koşabilen herkesin bu sporu yapabileceğine inanıyorum. Çünkü aramızda yani 15-20 yaşından 55-60 yaşına kadar insanlar var ve her meslekte insanlar var. Yani herkes yapabilir diye düşünüyorum bu sporu. Peki yamaç paraşütü sporuna dahil olmak isteyen, bu videoyu izledikten sonra ben de yamaç paraşütü yapmak istiyorum diyen insanlar nereye müracaat edecek? Derin Yamaç Spor Kulübü olarak bu bölgede eğitim almak isteyen bütün hava gönüllülerine yardımcı oluyoruz. Eğitimlere dahil ediyoruz. Ekip içerisinde kademe kademe uçmasını sağlıyoruz güvenli bir şekilde. Peki Merzifon Belediyesi olarak biz de hepinize ayaklarınıza sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederim. Bizlerden, belediye başkanımızdan herhangi bir isteğiniz var mı? Sizlere son bir kez soru soralım. Öncelikle şunu belirteyim. Maalesef bizim sporumuz doğa sporların birçoğu gibi maliyetli bir spor. Özellikle malzemelerimiz yurt dışından geldiği için yabancı para biriminin de yüksekliğinden dolayı maalesef özellikle genç arkadaşlarımız, işi gücü olmayan ya da üniversite öğrencisi ya da lise öğrencisi kişiler doğrudan malzeme temin edemiyor. Ancak yetkili ve federasyon tarafından eğitmen kişilerden belge aldıktan sonra kulüp bünyesinde bu sporu gerçekleştirme şansları oluyor. Bunun için de imkan dahilinde olursa malzeme desteği bizler için, bütün kulüpler için, bütün Türkiye'deki bireysel sporcular için başlangıç aşamasında çok önemli. Ben doktor olmama rağmen mesleğime başladıktan sonra malzememi alabildim. Aynı şekilde birçok arkadaşımız böyle. Başlangıç aşamasında bizim için elzem olan malzeme temininde kulüplerin ve belediyelerin desteği çok önemli. Böyle bir yardım olursa özellikle bölge kulüplerine, bölge belediyelerinin ve gençlik sporun çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz tekrar. Hepinizin ayağına sağlık. Sizleri her zaman Taşan Dağı'nda Pleasant Hill'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Merzifon Belediyesi'ne başkanımız Akkar Diya teşekkür ederiz.